Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde yeşil çerçeve içinde gördüğünüz bordo kırmızı okla gösterdiğimiz hükmü okuyacağız. Ahkam defterlerine başlayalım. Okuyacağımız ahkam defterinin arşivdeki numarası, tasdif numarası bu arkadaşlar. DVN S. Baba Safi defterlerinden. Bakın AHKM Ahkam, CZ Cezayir, RK Rakka, D defteri 24 numaralı defter olduğunu gösteriyor. Dersimize hemen başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk buradan başlıyoruz ama bakın Rum kalası demiş ama üstünü bu şekilde karalamış. Demek ki burası iptal. Burayı okumuyoruz arkadaşlar. Okuyacağımız yer şu aşağıda gördüğümüz, şimdi yukarıya çıkardığım kısım. Yani şu kısım Rum. Bakın vav harfini nasıl yaptığına lütfen dikkat arkadaşlar. Vav bazen Elif'e çok benzer, kırık hurda divani de. Gördüğünüz gibi Rum kal'a kadısına ve mukaddemen, yani mukaddemen ne demek? Daha önce yani arkadaşlar. Ve bu arada mukaddemenin yazılışına dikkat edersek arkadaşlar sürekli bunun bu şekilde yazıldığını görürüz. Yani mim, kaf, muka, del, mukat. Mimi şurada bakın mikroskopik göreceğiz. Ya burada, evet, ya da şu köşeyi. Ama bence şurası daha uygun bu kısım. Mim olarak burayı görüyoruz. Mukaddemen derken de şurası Elif. Ne diyoruz? Rum kal'a kadısına ve mukaddemen aher husus. Bu kelime çok geçer arkadaşlar. Aher husus. Ne demek? Yani başka bir iş için, başka bir durum için demek. O halde ne diyoruz? Aher husus için, aher husus için bakın ol tarafa, değil mi arkadaşlar? Ol tarafa mübaşir. Bakın biraz 45 derecelik eğik bir eğimle yazıyor katip. Mübaşir tayin. Bu da çok açık yazılmış arkadaşlar. Ve irsal, gönderme demek arkadaşlar. Ve irsal. Ve irsal bakın o. Elif vav o. Lamı burada çizmiş. Olu. Nunu burada yapmış. Noktasını buraya koymuş. Olu nan. Tayi ve irsal olunan. Bakın nanı burada. İrsal olunan. Dergah-ı Ali, dergah sürekli böyle yazılır arkadaşlar. Dergah-ı Muallam gedik, bakın gedik lülerinden. O halde ne oldu? Hemen aşağı yazalım. Ne oldu? Dergahı, bakın şurada gördüğünüz gibi dergahı muallam gediklülerinden, bakın dergahı muallam gediklülerinden, demek ki dergahı muallam gediklülerinden Yusuf. Bakın Yusuf nasıl yazılmış. Hiç elini kaldırmıyor. Normalde şu Yusuf'un vavından sonra sin harfine geçerken vav kendisinden sonrakiyle birleşmez ama birleştirmiş. Yusuf zide mecduhu. Allah mecdini değerini arttırsın demek. Bu duadan anlıyoruz ki bu adam devletin bir görevlisi arkadaşlar. Zide mecduhu, zide kadruhu gibi duacıklar genelde devlet görevlisi olan alt rütbeden insanlara yapılan bir dua cümlecidir. Zide mecduhu ya, bakın şu işaret
Hocam burada ben hükmü göremiyorum demeye gerek yok. Bu ahkam defteri olduğu için direkt biz buraya şuna yani hüküm diyoruz arkadaşlar. Hüküm ki bitti. Biz bunu bakın biz bunu yani şurayı şöyle okuyacağız. Demek ki nasıl okuyacağız? Hüküm ki. Demek ki şu kısım böyle. Hüküm ki. Bitti. Biz burayı farklı tarzda okumaya çalışmayacağız arkadaşlar. Hala divanı Hümayunum'da hala divanı Hümayunum'da tez bakın T'nin noktası Z'nin noktası tez kefin keşidesi ve kendisi o halde ne diyoruz tezkire-i evvel bu bir makamdır arkadaşlar Divan-ı Hümayun'da tezkire-i evvel makamı var. Kütap sınıfının bir makamı arkadaşlar. Tezkire-i evvel olan. Olan derken lütfen şuna dikkat edin. Şunun vav olduğu açık. Ama diğer şu ikincisi lam, üçüncüsü elif. Ama birincinin ikinciden, ikincinin üçüncüden farkı yok. Yani şuradaki elif buradaki elife hiç benzemiyor ama klasiktir bu. Bunu olan diye okuyacağız. Bunu bu şekilde kodlayacağız arkadaşlar. Bu muazzam, bu güzel yazıyı okumanın yöntemi bu. Bunu bu şekilde kabul edeceğiz. Vavla elif, lam birbirine benzer. Bakın olan. Bitti. Olan. El Haç Abdi Zide Mecduhu demek ki bakın az önce duada ne dedim? Mecduhu bir neyi belirtir? Devlet görevlisi olduğunu belirtir. Allah mecdini değerini arttırsın diyoruz ya. İşte oradan onun aslında orta seviyede bir memur olduğunu anlıyoruz. Zide Mecduhu ne yapmış? Südde saadetime sütte eşik demek arkadaşlar. Sütte saadetime arzu hal edip demek ki İstanbul'a dilekçe yazmış bu adam. Peki niçin dilekçe yazmış? Hemen onu görüyoruz. Bakın nısf yarım demek. Nısf hıssası malikane uhdesinde demek ki nısf hıssası malikane uhdesinde olan arkadaşlar uhdesinde olan Rum kal'a ve tevabi'i Rum kal'a ve tevabi'i tabi burada şunu göstermek isterim arkadaşlar olan kelimesini az önce yine göstermiştim. Orada harflerin birbirine nasıl benzediğini. Şimdi iki tane olan az önce okuduğum olanla şimdi okuduğum olanı lütfen kıyaslayın. İkisi birbirinin aynısıdır. Aynısı arkadaşlar. Bakın. Aynı. O halde yapmamız gereken arkadaşlar sadece bir şey var. Bunu bu şekilde olan diye kodlamak. Buna başka yapacağımız bir şey yok. Bu dersimizde olan kelimesinin üstünde de durmuş oluyoruz. Olan Rum kal'a ve tevabi'i mukatasının 160 senesi zaptı. Demek ki 1160 senesi zaptı. Rum kal'a sakinlerinden İvaz Mehmet. Nam kimesneye ismi adamın Ivaz Mehmet'miş. İşte bu kimseye ne olmuş bu? Nam kimesneye der uhde ve iltiza demek ki bu kimseye verilmiş. Edüp mukata'i merkumenin aşar-ı şer'iye
ve rüsumu örfiyesini, peki rüsumu örfiyesini ne yapacak? Ber, bir değil arkadaşlar, ber mucebi defter, yani defter gereği olarak ber mucebi defter, ahz ve kabz, ikisi ikiz kardeş gibidir, arka arkaya çok gelir, ve kendi umuruna sarf ve istihlak, bu da tüketim anlamında kullanılır. Avk ve tehir ile mal-ı miriye gadr. Gadr, bu kelime çok geçer ahkam defterinde. Gadr sevdasında olmağıyla mukata'i, şimdi bir tamlama geliyor. Mukata'i merkumenin sene-i, yine bir tamlama geliyor. Sene-i mezkure malından, bakın yine ber, bir değil arkadaşlar. Ber mucibi temessük, yani senet anlaşmaya göre demek. Merkumun zimmetinde, yani adı geçen kimsenin zimmetinde. Gayrı ez teslimat, teslimattan sonra yani kusur kalan, yani bir parça kalan, akçe şerle, yani şeriatla, mahkemeyle, adaletle, mübaşiri merkume marifetiyle, söz konusu mübaşir vardı ya, hani o mübaşir kimdi? Hani o mübaşir kimdi? O mübaşir, bakın, aher husus için orada olan biriydi. Akçe şerle mübaşirri merkuma merkum marifetiyle tahsil. Yani aher husus için orada olan mübaşir ile tahsil edilsin. Ve muhalefet ettirilir ise ahs ve haps olunmak babında, eğer adam itiraz ederse, hiç gözünün yaşına bakmayın, hapsedin babında, hükmü hümayunum rica etmeyin vecihi meşruh üzere. Arkadaşlar burası da çok güzel bir klişedir, lütfen dikkat. Vecihi meşruh, yani açıklandığı üzere demek arkadaşlar, çok önemli bir klişedir. Vecihi meşruh üzere amel olunmak babında, ferman fermanı ali, bitişik yazılmış, şan sadır olmuştur. Demek ki bu işlerin halledilmesi için ferman bile çıkartılmış. Tabii klasik ahkam defterlerinde tarih kısmını şurada görüyoruz arkadaşlar. Bakın, burası ahkam defterinin tarih kısmıdır. Genelde bu tarafa atılır tarihler. Ve şöyle atılır. Fi yazılır böyle. Fi gördük. Hemen arkasından bakın. Evahir. Fi evahiri zil, elif olmadığı için hicce diyoruz. Şu çizgi sene, senede 1161. Ve arkadaşlar çok güzel bir rikka dersi yaptık. Kanalımıza abone olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.